İyi günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaş'la sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. Eser Hocam merhabalar. Merhabalar İbrahim Hocam, nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. İlginç bir gün. Evet, her açıdan ilginç bir gün. Evet. Evet. Yani dünün tarihi de çok ilginçti hocam. Hem baştan hem de soldan okuduğunuz zaman aynı rakamın çıktığı nadir bir tarih gözüktü. İkinci ayın 22'si 2022. Bu herhalde bir insanın ömründe belki bir defa karşısına çıkabilen bir şey. Fakat ilginçtir. Rusya Dışişleri Bakanlığı da onu Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine koymuştu. Herhalde dünyaya ve Ukrayna'ya çok özel bir günde çok özel bir sürpriz yaptığını göstermek istediler anladığım kadarıyla. Sen de bir sürpriz yapmışsın hocam evimize. Arkanda Trabzon'un efsanevi 11'i. Ben Trabzonlu değilim. Yani ne bölge olarak ne takım şey olarak. Ama bu takımı çok iyi hatırlıyorum. Şenol Kale'de işte Ali Kemaller'in falan takımı. Bu şeyin Trabzon'un gerçekten efsane bir 11'i. Türk futbolüne büyük bir renk kattığı, şampiyon olduğu muazzam bir 11. Gerçekten böyle bir takım sahibi olmakla övünebilirsiniz yani. Hocam ben de futbol fanatiği değilim. Doğrusu ilgilenmem de. Fakat Trabzonsporlu takipçilerim bana karşı sizi kullandılar. Dediler ki Eser Hoca'nın takımı küme düşmemeye oynuyor. Orada bayrağı asıyor. Sen şimdi bir şey yapmayacaksan ne zaman yapacaksın takımın için? Dedim düşündüm ne yapabilirim? Benim hafızamda Trabzonspor'da bu. Efsane kadro var tabii ki. Evet. Ben en son şampiyonluğu 1984'te mi neydi Trabzonspor'un? Lisedeyken kaçıp maçlara giderdik, dersleri kırardık. Ve ben o zaman bu takımı şampiyon yapan son şampiyon, bu takımın yarısı yine neredeyse o takımda oynuyordu. O ekip ayrıldıktan sonra Trabzonspor bir daha şampiyonluk görmedi. Mahalle aralarının amatör heyecanı, bıçkın delikanlılıkları, milyonlarca dolar verilerek yapılan futbolcu ithalatıyla giderilemedi Trabzon'da. Trabzon bir futbol tarlası gibi bir yer. Kendi çocuklarını biçip yemekten doymadı, bıkmadı. Yönetimde de istikrarı kuramadılar. Karadeniz'den aklıyla hareket eden insan da çok çıkmıyor. Hep dürtüyle hareket Bu ediyorlar. patronun yarısı Faros Mahallesi'nden değil mi aşağı yukarı? Aşağı. Öyle bir şey bilirim yani doğrudur galiba değil mi? Bu kadronun yarısından fazlası mahalle arkadaşı yani çocukluktan Faros Evet. Mahallesi'nden. Değil mi? Faros'tan. Faros diyor değil mi o mahalleye? Faros, evet, Faros Faros. Evet. Mahallesi'nden. Evet. Ben de Trabzonspor sevdalılarına böyle bir nostalji yapmak suretiyle görevimi yapmış olayım Ben dedim. Trabzon sevdalısı değilimdir ama bu kadronun sevdalısıyımdır onu biliyorum. Evet. Dozer Cemil'imiz vardı bizim değil mi hocam bir tane? Ünal'ı görüyorum orada. Yani yanılmıyorsam. Yok. Bu Ünal sonradır Ünal hocam. sonra mı geldim? Yok muydu bu kadroda? Pardon. Yok. Bu çok sonradır. Trabzon kökenli de değildir. Trabzonlu da değildir. Ama gerçekten o da yer etmiştir. Hocam konumuz hareketli. Tabii bu hafta konuşacağımız konuların başında elbette ki Rusya-Ukrayna krizi var. Çünkü hem dünya için hem bölge için hem de Türkiye için son derece önemli sonuçları olacak bir konudur. Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti diye o şehirler kendilerine bu haritadan da belki görebiliriz onu işgal ettiği iki yeri. Yani cesaretlendirdi, içerisine insanlarını soktu. Kırım'a yaptığı gibi gitti önce özerkliğini ilan ettirtti. Şimdi Ukrayna'ya sakın oralara dokunma, dokunursan ben girer ve müdahale ederim dedi. Nihayet girdi de. Benim kanaatim tabii ki şu, bilmem siz nasıl düşünürsünüz. Ben kapsamlı, sıcak bir NATO-Rusya savaşı, Batı-Rusya savaşı kesinlikle beklemiyorum. Bu belli ölçülerde tutulmuş olan, ucu da aşırı kaçmamış olan yaptırımlarla Batı bunu içine çekecek, sindirecek. Rusya belki buradan şimdilik daha sonra son hamleyi yapmak üzere, zamana yaymak üzere buraların özelleştirilip güçlendirilmesi ile beraber bir miktar geride duracak. Ta ki yeni bir uluslararası ortam olduğunda tümüyle bunların Rusya'ya ilhakını bu şehir devletleri ilan edene kadar. Onlar Rusya'ya katılmak istiyoruz diyecekler ve böylece bu iş bitecek. Bu iş bitecek, evet. Bir Gerilim devam edecek hocam, stres devam edecek, piyasalar çok tane hareketli şey var. olacak. Donbas diye bir
tümüne Donbas deniyor bölgenin, iki şeyin. Onun güney kısmının adı Donetsk, kuzey kısmının adı Luhansk. İşte Donetsk artı Luhansk'la Donbas denen bölgeyi oluşturuyor. Bu ikisi şu anda özerkleşiyorlar. Rus askeri girdi oraya. Evet yani sıkıntılı bir dönem. Ben şimdi yaptırımların dozunu şimdi dün tabii ki ilk tepki Almanya'dan geldi biliyorsunuz. Almanya Başbakanı Kuzey Akım 2 projesinin onay sürecini durdurdu. İptal etmediler, altını çizelim. Onay sürecini durdurdular. Yani Rusya ile pazarlık yapmanın imkanlarını aramaya devam ediyoruz anlamı çıkar buradan. İyi bir şey. Evet, İngiltere 5 bankaya 2 iş adamına yönelik tedbir açıklamak üzere hareket ettiğini söyledi. Onun detayı yine belli değil. Belli ki Batı yapabileceği de açıkçası bu. Bunları Amerika bakalım nasıl bir yaptırım listesi açıklayacak. Bunları tabii en önemlisi şey, bunların sonunda Türkiye ekonomisi biliyorsunuz hocam, Türkiye ekonomisi son yıllarda Rusya ile orantısız İleri derecede bir bağımlılık ilişkisine girdi. Dış ticaret kanalından, turizm kanalından, tabii ki petrol ve gaz fiyatları kanalından ve bir de bölgedeki jeopolitik risklerin çeşitli göstergelere yansıması kanalından bu sürecin bedelini ödeyecek gözüküyor. Yani merak ettim, baktım ama sonuçta tabii Rusya'dan ithalatımız enerji nedeniyle çok yüksek. Bütün enerji şeyimizin büyük bölümünü Rusya'dan karşılıyoruz. Rusya'ya ihracatımız topu topu 5 milyar dolarmış. Yani şu anda 230 milyar dolar, yani ihracat içinde Rusya ihracatımızın payı 5.2 milyar dolar falan gibi bir şey. Ukrayna'ya da 3 milyar dolarlık ihracatımız var aşağı yukarı. Rusya ne durumda hocam? 5 milyar dolar. 5.2 milyar Rusya'dan dolar. Aldığım ithalatımız ne? Enerji olduğu için çok yüksek hocam galiba, yani 40 milyar dolara yakın bir milyar tane. Dolarlık an itibariyle hocam 2021'in sonucu itibariyle aşağı yukarı yıllık 30 milyar dolar ithalatımız var, evet. Rusya'dan. Ukrayna'dansa 5 milyar doların altında, ama ikisine de ticaret açığımız var bu arada. Evet. Ama buradaki tabii ki dış ticaret açısından herhalde yani Türkiye'nin oradan aldığı, ithal ettiği çok ilginç. Yani daha önceleri Rusya'yı gazla gündeme getiriyorduk. Şimdi de gazla gündemde ama artık buğday alıyoruz ve dünyada en çok buğdayı bize satıyor Rusya. Ve bizim en çok buğday aldığımız pazar olmuş Rusya. Ayçiçek yağı almaya başlamışız. Bu ilginç bir şey tabii. Türkiye, bir şey söyleyeyim mi? Meşhur bir laf vardır. Ben tarımla çok ilgilendim, tarım ekonomisiyle. Bu eski bir laf var. Herkes söyler. Eskiden Türkiye işte kendi kendine yeterli 7 ülkeden birisiydi dünyada diye. Bu yalandır. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Şu doğrudur. Türkiye yaklaşık 20 milyon tonluk buğday üretir. En genelinde söylüyorum ortalama olarak. Yaklaşık da 18-19 milyon ton da buğday tüketir. Dolayısıyla Türkiye'nin buğday üretimi 2-3 seneye kadar Türkiye'nin buğday tüketimini karşılıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de açlık olmazdı. Yani ekmek her zaman bulunacaktı. Yani Türkiye öyle Somali'de falan olduğu gibi böyle karnı şiş çocukların ülkesi olmayacak hiçbir zaman. Ama kendine yeterlikten ne anlıyoruz? Bu bir şey yalanıdır. Yani eski şehir efsanesidir. Türkiye'nin kendine yeterli olması. Tarımda kendine yeterlikten ne anlıyoruz? Tabii. Karnımızın doyması, aç kalmamayı mı anlayacağız? Yoksa mesela taze C vitamini, protein, deniz ürünü tüketimi, et tüketimi, tekrar ediyorum taze C vitamini. Ne demek taze C vitamini? Yani portakal, salata, mandalina, nar. Mesela bunları ne kadar tüketiyoruz dünya standartlarında? Kendine yeterlik konusunda burada dünya standartları var. Ve Türkiye bu dünya standartlarının çok gerisinde. Ama bu daireki avantajımız nedeniyle, yani 20 milyon ton üretim aşağı yukarı yapıyorduk son 2 yıl öncesine kadar. Türkiye ciddi bir buğday ithalatı yapmazdı. Yapardı buğday ithalatı, o Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yer ve zaman ayarlamasını yani ahenkleştirme diyorduk ona tarımda. Yer ve zaman ahenkleştirmesini beceremediğinden yapardı. Ama o kadar da ihraç ederdi. Yani 20 milyon tonda bir dengemiz vardı. Şimdi Türkiye 2-3 senedir bunu da kaybetti. Yani artık Türkiye yıllık olarak baktığın zaman ortalama anlamında tükettiğinin çok daha altında buğday
üretebiliyor maalesef. Bu Türkiye için çok ciddi bir sıkıntı. Yani onu da söyleyeyim. Hocam, ama şu zaman yani hep herkesin söylediği bir şey yalan yani. Böyle yalanlar vardır Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin tarımda kendine yeterli ülke olduğu. Şimdi hocam o konuda bir şey izninizle ilave etmek isterim. Türkiye son 15 yılda ya tamam biz buğday ithal ediyoruz ama Türkiye bölge coğrafyasına özellikle Afrika'ya yüksek oranlı olarak un ihracatına ve un mamulleri ihracatına makarna gibi girişti. Fakat siz bir ürünü şöyle düşündüler. Türkiye un fabrikalarının kapasitesi çok arttı, orantısız arttı ve bunun temel girdisi ithalata dayanır hale geldi. Halbuki bir ülkenin temel ihracatı başlı başına ithalata dayalı bir ürünü girdi olarak kullanmasından geçmemelidir. Şimdi Türkiye'de döviz patlayınca dışarıdan siz buğday ithal edip onu içeride un ve unlu mamullere çevirip dışarı ihraç edemezsiniz. Makarnalık buğday Türkiye'de az yetişiyor çünkü. Kaliteli buğday. Evet. Oradan sıkıntı çıktı. O yüzden bu dış ticarette bir sapma meydana geldi. Yani Orta Doğu ülkeleri, bazı Balkan ülkeleri Türkiye'den un alırken ve unlu una bağlı ürünler alırken daha ucuz olan ülkelere kaydılar. Çünkü Türkiye kurda en büyük darbeyi kendisine indirmiş oldu böylece. Evet, doğru söylüyorsun. Yerli olsa kur katkıda bulunur ama siz bunu ithal edip de üretip sattığınız için sizden o unu kur avantajı olan başka ülkeler çok daha rahatlıkla satabilir hale geliyor tabii ki. Hocam tarımla ilgili eklemek istediğim bir konu var. Yani açılmışken onu evet. da arada izin verirsen geçiştireyim yani kullanmış olayım. Bu benim 20 yıldır, 25 yıldır yazdığım gazete yazılarında, çıktığım televizyon programlarında sürekli hatırlattığım ve beni çok ürküten ve Türkiye'nin buna çözüm bulmamasını da çok çok çirkin bulduğum bir konu var. Şimdi görüyoruz gazetelere haberler yansıyor. Hepsi de yansımıyor, bir kısmı yansıyor. Deniyor ki Avrupa Birliği'ndeki bir ülkeden bir de özellikle Rusya'dan oraya yaptığımız tarımsal ihracat özellikle narenciye başka konu şeyler bunlar geri dönüyor. Çok büyük oranda. Geri dönüyor. Diyorlar ki mesela üzerinde işte bizim saptamış olduğumuz limitlerin çok üzerinde şey var. Zehir niteliği taşıyacak kadar tarımsal artık var. Tarım ilacı artığı var diyorlar. Biz bunu kendi vatandaşımıza yedirmeyiz diyorlar ve bize geri gönderiyorlar bu ürünleri. Fakat Türkiye'de mesela herkese soruyorum. Şimdi başta sana sorayım hocam ya da izleyicilerimize soralım. Siz o dönen ürünleri ne yapıldığı konusunda hiç fikriniz var mı? Yani Rusya'nın ya da bir Avrupa ülke, AB üyesi ülkenin kendi vatandaşına yedirmediği, kendi çocuğuna yedirmeyi sakıncalı bulduğu o domatesler, portakallar, erikler, kirazlar ne oluyor Türkiye'de? Mesela Türkiye'de bir yargı olsa bununla ilgili hemen çoktan senelerden defalardan beri soruşturma başlatmış olması gerekirdi. Maalesef muhalefet de bunun üzerine gitmiyor. Gitmiyor hocam. Muhalefet partileri gitmiyor. Şimdi, ne oluyor o şeyler? Tekrar ediyorum Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği o portakallar, erikler ne oluyor? Ki ne yapılması gerekiyor? İmha edilmesi gerekiyor bunların Türkiye'de. Tam tekniğini bilemiyorum ya da gömülmesi gerekiyor. Yakılması ya da gömülmesi çevre konusunda sakınca yaratıyorsa başka bir yöntem kullanılması gerekiyor. Ama imha edilmesi gerekiyor bunların. Biz İngiliz plastiğini toplayıp Türkiye'de imha ediyoruz. Domatesi mi edemeyeceğiz hocam? Hayır hocam, çok güzel hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Biz maalesef Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği ürünleri kendi çocuklarımıza yediriyoruz. Ama iktidarın ağzından da milliyetçilik lafı çıkmıyor. Hocam şimdi çok ilginç tabii. Milliyetçilik lafı düşmüyor o Stepne Parti'nin ağzından. Ama buna itiraz etmiyor. Kendi bu ülkenin çocuklarının o zehirli ürünleri yemesine de itiraz etmiyor. Hocam Türk halkının seviyesi için çok lüks bir konuyu gündeme getirdiniz. Ne kadar üzgünüm. 300 madencinin tek celsede tabutlarının yan yana dizildiği bir ülkede bir ülkeden ses çıkmadı. Zonguldak'ta Karadon madenlerinde 35 kişi can verdi. Batı'da bir kişinin ölmediği madenlerden bahsediyoruz hocam. Çıktı o ülkeyi yöneten adam dedi ki özür dilemek yerine ne olmuş dedi. 1800'lü yıllarda İngiltere'de ölmüyor muydu dedi. 19. yüzyıl örnek verdi utanmadan. Arsız. Utanmadan.
utanmadan 19. yüzyılda örnek verdi. Orada İstanbul'un ortasında bir semtin adını şu an unuttum. Çadırların içerisinde 9 kişi yanarak öldü. Tabii tabii. Bunlar niye oldu hocam? Sadece patronlar 3 kuruşluk daha fazla kar elde etsinler. Temel denetim ve düzenleme yapılmıyor. Yandaş olunca denetim ve düzenlemeye gidemiyorsunuz. Gitseniz içeriden haber alıyorlar. Yapsalar hesap vermiyorlar falan filan yani. Ha, bir de bir şey daha ilave edeyim ben burada bende. Ama o 9 tane işçinin o plastik çadırlarda yandığı yerde şimdi gidiyor bizim vatandaşımız da hamburger yiyor içeride. Tabii ki. Tabii ki. Yani o ölen işçilerin yanık kokularının da karıştığı food court deniyor değil mi? Oraları o food court'larda da şey yiyorlar. Hamburger yiyorlar. Bizim bizim gündemimiz insanımızın insan olduğunu kavratmak gibi çok temel bir konuda, adalet duygusunu aşılamak gibi çok temel konuda ABC'sinde insanlığın takılıp kalmışız. Bu içimi yaralıyor benim. Bunu bir daha söylüyorum. Bu tarım ürünleri konusunda Avrupa ülkelerinin Rusya'nın kendi vatandaşına, çocuğuna yedirmediği şeyleri Türkiye yediriyor ve bunu da Türkiye'deki ulusalcılar, milliyetçiler ağızlarına alıp da böyle bir kepazelik olur mu demiyorlar. Hocam bir de bu sırada tabii ki biliyorsunuz Erdoğan şimdi çok bir anda hızla çıkıştı. Kendisinden beklemediğimiz bir hızla Putin'e çıkıştı bu işgal olayında. Önce Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sert bir açıklama yaptı onun onaylığını alarak. Ardından kendisi de bu işgal hareketini onaylayamayız dedi. Şimdi Erdoğan'ın stratejik müttefiki Putin'e anında verdiği bu tepki benim aklıma tabii ki Covid oldum ayaklarına sarayda kapanıp yaptığı pazarlıkları getirdi. Acaba o pazarlıklarda bir aşamaya gelmiş miyiz? Gelmişsek şu kriz Türkiye'ye sadece dış ticaret kanalından değil turizm kanalından da büyük bir döviz kaybettirecek. Her halükarda bu gerilim hattında geçen senelerde olduğu kadar bir Rus Türkiye'ye gelip turizm yapamayacak. Bir Ukraynalı yapamayacak. Rusya Türkiye'ye aşağı yukarı 4-5 milyon civarında turist gönderiyor. Bu aşağı yukarı 3-4 milyar dolarlık bir gelir demek. Ve genel olarak Türkiye'nin turizmine darbe indirileceği bir sürece girdik anlamına geliyor. Dış ticarette böyle. Turizmde öyle. Doğalgaz fiyatları 100 doların üzerine doğru gidiyor. 100 gitti zaten. 120'ye gitmiş olması senaryoları var. Bu Türkiye'nin yönetemeyeceği korkunç bir stagflasyon gündemine beraberinde getiriyor. Şunun için söyledim bunu hocam. Yani Erdoğan'ın şu an fellik fellik ülke ülke dolaşıp ülkemizin stratejik ve milli çıkarlarını pazarlık konusu yaptığı para için bir ortamda bir sürpriz IMF anlaşması gelirse o zaman ben çok şaşırmam ve o Erdoğan'ın Biden'la Amerika'yla yaptığını varsaydım pazarlıkların sonuç vermiş olduğunu ve Erdoğan'ın Rusya hikayesinin ve heyecanının zorunlu nedenlerle ve belki de utanç verici bir şekilde bitmek üzere olduğunu gösterir. Hocam senin vallahi Erdoğan'ı izlemekten başın dönmemiş. Benim döndü. Ben o kadar izleyemiyorum. Bak şimdi Rabia işareti yapmıyor. Şimdi Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, işte Katar'la can ciğer kurs sarması. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bugün AK Parti destekleyen en büyük gazete olan Yeni Şafak gazetesi en çok o destekliyor. Şerefsizler diye manşet attı ya. O geziye İbrahim Karagül'ü götürmedi Birleşik Arap Emirlikleri'ne hocam. Baktım o arkadaşımız Senegal gezisinde yerini almış, utanmış, o kadarını yapamamış. O manşetleri attığı için kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne. İlginç. Fakat hocam Putin'in tepkisini de paylaşmak isterim sizinle. Erdoğan o çıkışı yaptı, Batı da yaptı ama Putin çok enteresan bir çıkış yaptı hocam. Şöyle diyor, geçmişte 18. yüzyılda, ta 18. yüzyıla gidiyor hocam, 1700'lü yıllara gidiyor Putin. Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Bizim diyor varlığımız Akdeniz yolunda Türkiye ve Osmanlı'yla mücadeleyle geçmiş. Karadeniz kıyıları deyince bizim aklımıza, hafızamıza bu gelir diyor. Erdoğan'ın stratejik ortağının dakika bir kullandığı cümlelere dikkatinizi çekerim tabii, hocam. Tabii. Bunların hiçbirisi de tesadüfi değil. Değil. Rus diplomasisinin ağzından asla tesadüfi bir laf çıkmaz.
Diyor ki ünlü komutanlarımızın Karadeniz bölgesindeki hatıralarını ve çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Ve tabii ki başka bir şeyler daha diyor. Tarihte Ukrayna mı vardı diyor. Yani hedefi rüyası büyük. Unutmayalım hocam, Türkiye NATO'ya durup dururken girmemişti. Türkiye Amerika ile stratejik ortak durup dururken olmamıştı. İkinci Dünya Savaşı konjüktüründe Stalin'in Boğazlar ve Türkiye işgal etmesi an meselesi haline dönünce Türkiye can havliyle kendini Amerikan ve Batı ittifakının ve, içine atabildi. Kars ve Ardahan'ın istediği iddiası vardır. Yani Kars ve Ardahan'ın istediği iddiası vardır. Bilmiyorum. Bunun tersi iddialar da vardır işte ama bu vesile şey oldu hocam, bana bir izin verirsen, bütün şu an hemen söylemek istediğim şey var mı bu söylediklerine bağlantılı? İzin verirsen, şu küresel askeri dengelerle ilgili sabahleyin Sipri'ye girdim. Oradan Sipri'den bazen bazı veriler aldım. Buyurun. Çok kısa özetleyeceğim bunları şeyde. Gene şunu gördüm bir maliyeci olarak. Aşağı yukarı mesela Fransa'nın kendi bütçesinde gösterdiği asker harcamaları ne kadar euro olarak, Sipri'nin verdiği Fransa ile ilgili şeyler aşağı yukarı birebir örtüşüyor 2021 itibariyle. Birebir örtüşüyor. Türkiye hariç. Çünkü Türkiye'de mesela askeri harcamalara ulaşmakta da bu anlamda şeyler var. Yani Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Türkiye'nin askeri harcamalarının tamamını vermiyor. Bir milli savunma sanayi başkanlığı var. Oraya da bir fondan kaynak aktarılıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla Türkiye'de askeri harcamaların miktarını tam bulmak kolay değil. Şey, o 15 milyar dolar diye veriyor Sipri. 16 milyar dolara yakın bir rakam veriyor. Ama benim yaptığım hesaba göre minimum 20-21 milyar dolar eğer savunma sanayi müsteşarlığı ve işte savunma sanayi destekleme fonundan oraya aktarılan kaynakları da katarsam bir kere 20-21'e geliyor. Dolayısıyla ben şimdi orada genel olarak 20 dedim Türkiye'nin şeyine. Ama şöyle bir şey, dünyada da büyük dengesizlikler var. Özellikle daha böyle çarpıcı olabileceğini düşündüğüm rakamları çektim. Dünyadaki askeri harcamaların %62'sini 5 ülke yapıyor. %62'sini 5 ülke yapıyor. Yani 200 ülke var aşağı yukarı dünyada. 5 ülke %62'sini yapıyor. ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve 5. ilginçtir Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları Türkiye'nin çok üzerinde. 2 katından da fazla harcama yapıyor Suudi Arabistan Türkiye oranına. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 730 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Bunu neden çok ilginç diyorum? Çin 290 milyar dolar. Yani aşağı yukarı Amerika, aşağı yukarı diyorum. Çin'in askeri harcamasının 3 katı kadar askeri harcama yapıyor. Rusya 70 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Yani aşağı yukarı Amerika'nın askeri harcamanın 10'da 1'i kadar. Yani bütün bunların sonunda sana bir soru soracağım izin verirsen bana. Yani ne düşünüyorsun diye. Ben düşünüyorum, çok net bir şey çıkaramadım aklımda. Hindistan 75 milyar dolarlık bir askeri harcama yapıyor. Yani aşağı yukarı Rusya kadar yapıyor. Şeyde 60 milyar. Suudi Arabistan'da 60 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 3 katı kadar askeri harcama yapıyor Suudi Arabistan. Bu çok ilginç bir veri. Bunun tam manasını anlamıyorum. Ama bu Amerika'nın yaptığı 730 milyar dolarlık askeri harcama ne demek diye bakarsak, NATO'nun bildiğim kadarıyla 30 üyesi var. 30 üyeli bir topluluk NATO bugün. Amerika 730 milyar dolarlık yıllık askeri harcama yaparken diğer 29 ülkenin toplamı 322 milyar dolar. Yani Amerika tek başına diğer 29 ülkenin, bu 29 ülke dediğin içinde İngiltere, Almanya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi iyi kötü askeri harcama yapan ülkeler var yani, anlayabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Amerika'nın olağanüstü bir şeyi var. NATO'da, NATO içinde ve hatta dünyada olağanüstü bir gücü var. Bu çok önemli. Almanya mesela 50 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Ondan sonra
ilginç bir şey. NATO ile ilgili baktım özellikle. Bu biraz üzücü bir şey. 2015-2021 arası her NATO üyesi ülkenin istisnasız 2015-2021 arası askeri harcamalarının milli gelişimdeki payında artış var. Ya dünyada açlık, işte Covid, eğitimsizlik, internete ulaşır. Yani ne bileyim bir sürü çok önemli insani, beşeri sorunların yaşandığı bir yerde. Bu bir toplumsal, bir küresel çılgınlık gibi bir şey. Dünyadaki aşağı yukarı bütün ülkelerin askeri harcamaları artıyor. Bu bir küresel bir çılgınlık. Ama bir şey soracağım. Bunu ilginç, bak, senin de cevabını NATO üyesi ülkeler içinde askeri harcamaların milli geliri oranı 2015 ile 2021 arasında en çok artan ülke hangisi? Bilmiyorum hocam. Türkiye'dir diye. Yunanistan. Yani şu işin mantıksızlığına bakar mısın hocam? Şimdi büyük bir dış borç yükü var. Milli gelirinin çok üzerinde. Yani milli gelirinin, dış borcunun milli gelir oranı %100'ün çok üzerinde bir ülke. Yunanistan. Krizden yeni çıkmış. Hatta ne kadar çıktığı da belli değil. Yani çıkıp çıkamadığı da belli çok değil. Doğru. Böyle bir ülkede 2015-2021 arasında askeri harcamaların yani ne kadar? 3.8 milli gelir oranı. Amerika'da bile daha düşük. Amerika'da 3.3 aşağı yukarı. Milli gelir oranı. Kesin Ar-Ge harcamalarının böyle bir oranı yoktur yani. Kesinlikle yok. Türkiye'de 1.6. Ondan sonra Türkiye toplam işte 20 milyar dolarlık bir askeri harcama yapıyor. Yunanistan 7 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Yani 27 gibi bir oran var ama tabii Yunanistan'ın milli geliri Türkiye oranında çok daha düşük olduğu için oran olarak çok yüksek çıkıyor. Yunanistan'la Türkiye arasında bir temel fark daha var hocam. Türkiye tabii ki belki tırnak içinde Erdoğan döneminde bir başarı olgusundan bahsetmek gerekirse kendi savunma sanayine çok büyük yatırım yapmak suretiyle dış silah alımına olan bağımlılığını bir takım kategorilerde hem azalttı hem de bir takım kategorilerde İHA gibi insan hava savunma araçlarında olduğu gibi. Çok önemli bir şey. Doğru söylüyorsun. Evet. AKP'nin aşağı yukarı ender gösterebildiğimiz başarılarından bir tanesi. Çok ender gösterebilecek bir başarısı. Ama dediğim gibi buradan çıkan manzara şöyle bir şey yani. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir küresel askeri harcama şeyi var, üstünlüğü var. Yani mukayese edilemeyecek gibi bir şey. Biliyorsunuz Putin demişim, Trump bu durumu bir Amerika'nın bir sorunu olarak müttefikleriyle masaya koydu. Ve hepiniz elinizi artık taşın altına koyacaksınız. Amerika sizin için Amerikan üslerini, harcamalarını finanse etmeyi bırakacak dedi. Bunu Japonya'ya feci dayattı ve Japonya kabul etti. Çünkü Çin'e karşı Japonya'yı destekliyor. Dolayısıyla bu Amerika da aslında bu durumun sürdürülemezliğinin farkında yani. Mesela bir de şey var ki o çok az konuşulan bir şey. Ben ona bir nedenden bakıyorum. Bir de askeri uzay harcaması diye bir kategori var. Askeri uzay harcaması. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani hava kuvvetleri alakası olan bir şey değil. Uzay ama şey dedi, uzay ama yani Mars'a gitmek için yapılan NASA'nın yaptığı harcamalarla alakası yok. Askeri harcama bu ama uzay, yani satelitler üzerinden askeri harcama. Rusya 7 milyar dolar gibi bir şey harcıyor, Amerika 60 milyar dolar harcıyor. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri 6 milyar dolar harcıyor. Anlatabiliyor muyum? Çin'de aşağı yukarı bu hiç yok. Çin'de sıfıra yakın. Çünkü böyle bir teknolojileri yok şu anda. Şimdi hocam bu askeri harcama uzay dediniz, aklıma Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde gençleri toplayıp, Arap gençleri toplayıp onlara 2023 yılında uzaya sert iniş yapacağız diye açıklaması aklıma geldi. Acaba diyorum oradaki gençlere tamam da bizim ülke çok ucuz, kapatılacak çok ucuz mal var, ne olur bize birkaç milyar dolar verin diye bu ülkeye niye geldin o zaman diye düşünmüşler midir diye. Soramam. Merak ettim. Oralarda pek demokratik yerler olmadığı için soramamışlardır. Soramamışlardır. Herkes korkmuştur. Bak mesela bir şey anlatayım. Bu çok önemlidir. Kimse kızmasın. İzleyicilerimizin darılan olmasın. Büyük anıttı Genelkurmay Başkanı. Kuzey Irak'a bir kış günü çok yoğun kar altında bir askeri harekat düzenlendi. Kuzey Irak'a. Ve bu askeri harekatı girirken Amerika ile anlaşıldı.
Ve Amerika bize işte bu askeri uzay teknolojisini kullanarak Türkiye'ye şey sözü verdi. Bütün PKK güçlerini sana nokta olarak bildireceğim. Tek tek. Yani 10 kişi bile varsa ben onu sana bildireceğim dedi. Ama sen de harekatını şöyle sınır tutacaksın dedi. Yani bu garantiyi de verdi. Bu garanti ne demek yani? Sen bir PKK baskınına maruz kalmayacaksın demek. Ben sana söyleyeceğim. Sana yaklaşıyor işte. 5 kilometre ötende 50 tane PKK'lı var diye sana bildireceğim dedi Amerika. Bildirdi de. Türkiye bir yere kadar gitti. Fakat galiba orada şeyimizi açtık. O Amerika'nın çizdiği bir sınır ne? Yani bu hoş gelmeyebilir kulağa ama neden olduğunu söyleyeceğim şimdi hoş. Ondan sonra. Ve galiba Türkiye o şeyin biraz dışına çıkınca belki de o işte oradaki savaşmanın getirdiği heyecanla mı diyeyim, nedir bilmiyorum artık. Yani bir anda Amerika şeyi kesti. Bu nokta bilgilendirmeyi kesince çok zor durumda kaldı Türkiye ve büyük anı kimse açıklanmadı bu. Bir gecede bütün askerleri tekrar sırlamızın içine çekti. Baktı ki yani çünkü bir, muazzam bir kış ortamıydı ancak öyle bir nokta bilgi şeyle girilebiliyordu oralara. Onu durdur. Bir anda kesti Amerika. Bunu kesince bir gecede büyük anıtta şeyi gelecekti. Bütün askeri tekrar sınır içine çekti. Yani bu kadar önemli bir şey. Dolayısıyla ama şimdi şunu sorsam senden bir yorumunu istirham etsem. Bu benim, şimdi bu annem günlük savaş konuşuluyor. Böyle bir askeri güç dengesizliği hem Rusya hem Çin hem Avrupa Birliği falan. Bunun küresel siyasete yansıması sence nasıl olur hocam? Ben de bir yorum yapamıyorum yani şu anda. Yani ben şöyle bir yorum yaparım. Yine de sınırlı olur hocam. O silah, yıkıcı silahların kullanılmasında insanlığın sonunun gelmesi demek mukadder olur gibi bir potansiyel herkeste olduğu için bu karşılıklı caydırıcı bir şey. Sınırlı etkisi olur yok, diye düşünüyorum. Yani buradan da uyumlu bir şey çıkıyor. Çünkü burada şey de yok yani mesela Çin'in tabii 1,5 milyarlık bir nüfusu var. Muazzam bir nüfus. Ona göre isterse 500 bin askeri belki seferber dahi edebilir. 300-400 milyon askeri seferber edebilir. 350-400 milyon askeri. Kaldı ki artık orduların büyüklüğü kara mesela şimdi Rusya ile Çin gibi olsa Amerika ile Çin tamam 500-400 milyonluk bir ordu koyuyor sal üstüne. Böyle bir olanağı da yok Çin'in. Çıkarma yapacak hali yok gemilerde Amerika'ya. Yani alabiliyor muyum? 400 milyonu, 300 milyonluk bir orduyu Amerika'ya kıyılarına yani Pasifik kıyılarına çıkartma da yaptıramazsın. Dolayısıyla bu şey çok önemli yani. Bana bilmiyorum. Bu önemli bir şey ama ben de bir yorum yapamıyorum. Senin yaptığın yorum çok iyimser ve hoş bir yorum ama teşekkür ediyorum. Evet. Bu sonuç bu kullanırsan bu bir karşılıklı yıkıma gideceği için doğru. Bir yerde duracak. Bu hocam şimdi burada biz anlattın diyeyim en azından teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi burada biz tabii Ukrayna konusu münasebetiyle Erdoğan'ın dış politikada Orta Doğu'da küresel alanda ekonomisiyle, siyasetiyle, toplumsal yapısıyla ne kadar basiretsiz yönetildiğini, çaresiz durumda olduğunu, orantısız bağımlılıklar oluşturduğunu, geleneksel müttefiklerine karşı blöf yaparken geleneksel düşmanlarına karşı nasıl da bütün mevzilerini kaybettiğini konuştuk. Fakat öte yandan iç politikada şöyle bir gündem var. Biliyorsunuz bu artık dün Devlet Bahçeli biliyorsunuz pazartesi çıktı parlamentoya yine bir altı rakamını gösterdi. Dedi ki bak dedi bu altı rakamı ters gösterirsen 9 olur. 9'sa ters gösterirsen 6 olur. Tabii bir klinik vaka oldu ortaya çıktı. Yani benim nezdimde Devlet Bahçeli bir klinik vaka ama daha vahimi bu klinik vakanın başarıp da becerebilip de dibini başını unutmadan cümlesini tamamlayabilirse onu alkışlamak için önünde oturan adamları tarih yazacak daha çok tabii ki. O insanlar ama şöyle değil mi İbrahim Hocam? Yani Erdoğan'a küfür ederken, korkunç laf ederken tabii aynı insanlar yine alkışlıyorlar. Hocam Türk sağı omurgasız ve karaktersizdir bu kadar. Ben bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Karakter fukarası adamlardır. Liderlerinin önünde hangi yöne yatın derse kıbleleri
liderlerinin parmak gösterdiği yöndür. Vicdanları ve beyinleri çalışmamaktadır ama ben başka bir şey gündeme getirmek istiyorum. İktisat profesörü olarak. Niye? Bu insanların doğasında mı var böyle bir karaktersizlik, yoksa çok büyük bir rant akışını siyaset belirlediği için mi? Hocam ikisi birden. İkisi birden. Hem coğrafyamızdaki birey kültürünün oluşmayıp haysiyet oluşumu çocukluktan itibaren şekillendirilmediği için, mantık, felsefe, akılcılık geliştirilmediği için, bir yandan ne kadar cemaat, tarikat, örgüt, parti lideri varsa tanrısal bir bağlılık içine giriliyor ve bu sorgulanmıyor. Bunda anormal bir şey görülmüyor. Öte yandan da sizin buyurduğunuz gibi zaten bunlar gırtlağına kadar rantın içinde. Şimdi düşünün, geçenlerde İyi Partili bir siyasetçi bir iki laf etti. Meğersem Sakarya'da kendisinin de çevreyi tahrip eden işletmeleri varmış. Erdoğan çıktı, dedi ki sen dedi öyle konuşuyorsun ama dedi Ziraat Bankası'ndan aldığım bilmem 35 milyon TL'lik krediyi de sana hatırlatırım dedi. Hemen orada anladık ki yani CHP'nin, ben hocam şunu söyleyeyim size, Erdoğan inat etsin, ısrar etsin, iyi odaklansın, CHP'nin yarısını istifa ettirtirir. MHP'nin zaten onunla birlikte İyi Parti'nin yarısını istifa ettirtirir. Çünkü devleti ele geçirdiği için kendi malı olarak muamele ediyor. Bir MHP'linin, bir CHP'li iş adamının gidip X bankasından bir kredi almış olmasını ben sana rant verdim diye değerlendiriyor. Devlet yok, kurum yok. Bu hafta olağanüstü ilginç bir olay oldu Ankara'da. Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi il başkan yardımcısı mı öyle birisi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir ihale kazandı. Bir ihaleye girdi ve belediyede bu işin iyi tarafı, en iyi teklifi o verdi. Ona vermişler ihaleyi. Adamı partiden attılar. Sen nasıl Ankara'da ihale alırsın diye. Ya. Büyükşehir Belediyesi'nden. Durum. Şimdi hocam ben başka bir şey için bunu söyledim. Şimdi bu altı partinin bir araya gelmesini Erdoğan ve Devlet Bahçeli seviyesiz bir üslupla itibarsızlaştırmak üzere bir kampanya başlattıkları anlaşılıyor. Şimdi az önce Erdoğan'ı anlattık. 20 senelik siyasetinde Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. Bakın sizinle sırasıyla birkaç tane fotoğraf paylaşayım. Bir tanesi bu hocam. Erdoğan'ın altı benzemez diyerek aşağılamaya çalıştığı kişiler bunlar. Şimdi Türk halkına şunu dedirtmeye çalışıyor. Bunlara mı ülkeyi terk edeceğiz? Bunlara mı dedi şu altı insan? Ben şimdi Türk halkına bunu alalım ve şu Erdoğan'la ilgili bir hafızamızı tazelemek üzere Erdoğan'ın bu ülkeyi 20 senedir kime devrettiğini, kime teslim etmeyi içine sindirdiğini de bir hatırlayalım. Bakın hocam buradaki Erdoğan resmi kimdir? Taliban lideri Burhanettin Rabbani'nin önüne gidip işte Rize milletvekili Şevki Yılmaz'la önünde diz çöküp yani bir kendisine tarikat, bir dini lider, bir önder olarak gördüğü bir kişinin önünde gitmiş. Nitekim geçen durup dururken demedi. Dedi ki bizle Taliban arasında dedi dini yorum konusunda bir fark yoktur dedi. İşte ta 30 sene önce gitmiş, önüne diz çökmüş. Başka bir fotoğraf. Çizgisini sürdürüyor Erdoğan yani. Bir fotoğraf daha koyalım. Bu ikinci fotoğrafa yorum yapmayacağım. Sadece Türk milletine şunu söylemek için. Bakın şu fotoğraf Türkiye ortalamasıdır. Türkiye ortalamasıdır. Hakkari, Şırnak, Trabzon, Çaykara, Sürmene her nereyse. Adana, Antalya, Türkiye ortalamasının piknik fotoğrafıdır. Şu Erdoğan'a Türkiye'yi teslim ettin getirip. O manzaraya. Başka bir tane daha son paylaşalım hocam. Ve şu bir cümle kurmak için söyleyeceğim bunu ben. Bu fotoğrafa sen ülkeni teslim etmeyi kendine sindirdin. Peki bu altı liderin nesi var da Erdoğan bunlara mı siz ülke teslim edeceksiniz diyor. Yani Temel Karamollaoğlu'nun siz belki biliyorsunuz hocam. Yani bir önceki fotoğrafla ilgili, o piknik fotoğrafıyla ilgili sorulması gereken temel soru bence. Orada Erdoğan da evli, çocuklar var falan değil mi? Yani kucağında Sümeyye Hanım herhalde falan, yani bilmiyorum. Ondan sonra Esra Hanım herhalde annesinin kucağındaki. Oradan bu çok mütevazi, son derece senin dediğin gibi bir
şey aile ortamından bugünkü bu büyük zenginliğe nasıl gelindi? Gemicikler nasıl alındı? O gemicikler nasıl büyük gemiler oldu? Büyük filolar oldu? Bu esas soru bu. 500 milyon dolarlık Katar'dan alınan uçaklara binmeler, Diyanet İşleri Başkanı'nı özel uçakla Pakistan'a göndermeler, koca uçak filoları yapmalar, 1150 altın kakmalı odayla. Hocam ama ben orada bunu demeye çalışmıyorum. Ben başka bir şey diyorum. Türk milletinin önüne şu fotoğrafı koysanız o tarihte, deseniz ki bakın Taliban'ın önünde bu adam diz çöküyor burada. Bir de şu piknikteki şu aile görüntüsü. Siz devletinizin geleceğini şu kapasiteye, şu gördüğünüz fotoğrafa emanet eder misiniz? Bu altı lidere bu millet niye kuşkuyla yaklaşım almalıdır? Niye yanlış bir perspektif içindedir? Onu göstermeye çalışıyorum. Temel Karamanlıoğlu hocam en yaşlısıdır. Manchester Üniversitesi Institute of Science and Technology mezunudur, biliyor musunuz? Tabii. Çok güçlü İngilizcesi vardır ve eğitimini yurt dışında almıştır. Aynı şekilde Demokrat Parti, hani en çok halkın tanımadıklarından bahsediyorum. Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal, Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bölümü mezunudur. Amerika'da Houston Üniversitesi'nde gitmiş, dilini falan geliştirmiştir devamında. Meral Akşener bir öğretmendir ve donanımlı bir siyasetçidir. Ali Babacan birikimini, Ahmet Davutoğlu profesördür, üç dilde konuşur. Bunların, hocam şu fotoğrafın hiçbiri benim idealize ettiğim number one insan tipi değildir. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen şu piknik yapan Taliban liderinin önünde oturup diz çöken adama bu ülkeyi teslim etmişsen, şu birikime, şu biri profesör, biri öğretmen, birisi İngiltere'de eğitimini almış Ali Babacan, bunlara teslim etmem nedir ya? Ona etmişsen bunu fazlasıyla edersin, başına da koyarsın. Bir de bunlar Türkiye'nin önüne bir vizyon koyuyor, birikim veriyor. Yani sadece Türk halkının perspektifini düzeltmesini gündeme getirmek için bunu söyledim hocam. Hocam sen bir kitap tanıtımı yapacaksın herhalde galiba, değil mi? Ama bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'de tabii Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişti. Yani bu Rusya'daki gelişmeler sonrasında. Ama çok önemli başka bir gelişme daha oldu. Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti sonrası. İşte orası kumarhaneler kralı deniyordu Falyalı'ya. Falyalı'nın işlettiği kumarhaneleri Alaaddin Çakıcı şu anda işletmeye başlamış. Bu nasıl bir şeydir? Yerli ve milli mafyamızı oraya mı ihraç ettik? Evet. Ve şöyle bir laf var. Yani çok kötü bu. Bunları yani telaffuz etmekten bile rahatsız oluyorum ama mesela Falyalı'nın Kıbrıs'ta çok seviliyor olması, cenazesine Kıbrıs bayrağı, Türk bayrağı falan konması nedeni, Kıbrıs halkının Türkiye'den gelen mafyayı sevmediği, bari olacaksa kendi mafyamız olsun demişler. Bunu ciddi, yani şaka değil bu söylediğim. Ve Türkiye'den gelen mafyaya da çok sıcak bakmıyorlarmış ama Çakıcı zaten uzun zamandır Kıbrıs'taydı. Ve niye Kıbrıs'taydı? Yani başka niye Antalya'da, Bodrum'da, Alanya'da değil de Kıbrıs'taydı? Bunun da anlaşılması kolay bir şey değil. Hukuki bir sorunu da yok. Ama Çakıcı'ya devredilmiş. Ben Kıbrıs'ta mafya sürecinin özelleştirme ya da kamulaştırma demiyorum artık. Ana vatandaştırılması adını veriyoruz buna. Çok Türkiye, doğru. Kıbrıs mafyası ana vatandaştırıldı maalesef. Çok doğru. Maalesef. Ve bu Falyalı cinayetinin de hiçbir zaman aydınlanmayacağını iddia ediyorum. Ha, birileri bulunacak. Belki bütün 7 sülaseye kadar para karşılığında da muhtemelen belki bir sürü hapis yatacak. Herhalde 23'te af çıkacak demişlerdir onu bir de. Ondan sonra fakat hiçbir zaman kim niye öldürdü Falyalı'yı? Falyalı'yı oraya mutlaka ana vatana daha yakın kişilerin Kıbrıs'taki mafyaya ve oradaki büyük ranta çökmesi için yapıldığı artık birazcık daha netleşiyor galiba. Çok üzücü, çok üzücü bir şey bu. Tabii. Yani sabah geçene düştüm. Yani o kumarhaneleri Çakıcı'nın çalıştığına başladım duydum. Evet, hocam çok doğru bir konuyu gündeme getirdiniz. Zamanımız da dolmak üzere. Ben de kitap tanıtımından vazgeçeceğim ama bir konuyu ben de çok kısaca gündeme getirip bitirmek isterim. En azından kitabın ismini söyle. Bir şey olsun, ne olur.
Evet, yani şöyle ben, bir ailenin bir kişinin eşi evet. Yani şu an Türkiye'de devlet ve piyasa mekanizması birbirine girmiş ve karman çorman olmuş. Piyasa yönetilemiyor. 20 senelik bir iktidar dünyada petrol fiyatları ucuzken, döviz bol ve ucuzken, dış ticaret patlamış giderken, Türkiye Avrupa Birliği yolundayken, her şey muhteşemken, Türkiye'ye paralar oluk oluk akarken Türkiye'nin ne sanayisini dönüştürdü, ne ekonomisini dönüştürdü, ne katma değerini artırabildi, ne teknolojini yükseltebildi ve bir dönemi cırcır böceği gibi yiyip içip Erdoğan keyif çatarak geçirdi. Şimdi dünyada döviz kaynakları kurumak üzere ters dönüyor. Faizler artıyor, jeopolitik riskler had safhada, petrol enerji fiyatları had safhada. Yapmadığı bu yatırımların, yapmadığı bu dönüştürmelerin sonucu Türkiye'nin üzerine geliyor, çöküyor ve Türk sanayicisi şu an emeği sömürmekten başka, ucuz emek çalıştırarak iş ihracat yapmaktan başka adeta gündemi kalmamış bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de ne oluyor diye soru sorduğumuz zaman, bu vesileyle o zaman ben bu kitap tanıtımını da yapmış olayım madem zaten konuşuyorum konu üzerinde. Hocam tabii ki çok kitap var bu konuyu açıklayan ama beni etkileyen en kaliteli kitaplardan birisi benim de ekonomi hocam olmuş olan, kendisinden master düzeyinde de iktisat metodolojisi dersi almaktan gurur duydum, Profesör Doktor Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Bunun Ayşe Hoca'nın Türkiye'de Devlet ve İş Adamları adını taşıyan kitabının muhakkak surette okunması gerektiğini düşünüyorum. Terörist dostu dedi değil mi birisi? Utanmadan Tarık Buğra'nın kızına Türkiye'nin en nitelikli akademisyeni, bir de insan mı insan? Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrenciliğimde öğrencilerime ben hocam yani siz diye hitap ederim. Ben öğrencilerime birinci sınıf ya da bilmem kaçıncı sınıf olursa olsun ben öğrencilerime siz diye hitap ederim. Çünkü ben bunu Ayşe Buğra'dan öğrenmişim. Çok ilgimi çekerdi. Öğrencilerine kim olursa olsun siz diye hitap eden tek hocamdı. Sadece o düzenli ve istikrarlı siz diye hitap ederdi. Ayşe Buğra'ya ne insani olarak ne bilim kadını olarak ne bir Türk vatandaşı olarak kimsenin ağzını açma şansı yoktur. Teşekkür etmemiz gerekir. Ben Ayşe Buğra'nın Devlet ve İş Adamları adlı kitabından o kadar etkilenmiştim ki yayınlandığı zaman basında çıkan ilk kapsamlı röportajı kitap hakkında Ayşe Buğra ile gidip ben yapmıştım. Ve çok uzun yazılarla da Ayşe Hoca'nın kitabını tanıtmıştım. Şimdi de o kitabı daha çok aşan bir derinlikte çalışma yoktur. Mesaj şudur o kitaptan çıkan hocam. Doğrudur. Türkiye'nin iş adamları bir rantiye oldu. Doğrudur. Türk iş adamları ithalat lisanslarının peşinde koşan bir yapıya büründü. Doğrudur. Türk iş adamları devletten korumacılık isteyen ve o duvarların arkasında bir oligopol yapıda pastayı paylaşan bir yapıya gitti. Bir ithalatçı bir yapıyla dünyayı entegre etti. Bunlar doğrudur. Selim Bey sağ olsun kitabı buldu ve ekrana verdi. Ama bu bütün bu deformasyonun, erozyonun, korozyonun nedeni bir türlü devlet olmayı beceremeyen, istikrarı yakalamayan siyaset nedeniyle iş adamları bu hale getirildi. İş adamları doğası gereği bu halde değildir. Devlet onları kendi istikrarsızlıklarını, kendi merkeziyetçiliğini, kendi ideolojisini onların sırtına yüklediği için karşılıklı bir simbiyosis oluştu hocam. Birbirlerinin sırtında siyasetçiyle iş adamı karşılıklı birbirlerinden beslenen bir simbiyotik ilişkiye, bir tek yumurta ikizlerine dönen bir olguya dönüştü. Bunu anlatıyor. Bugünümüzü anlamak isteyenler, hiçbir şeyin değişmediğini, daha da kötüleştiğini görmek isteyenler Ayşe Buğra'nın bu kitabını iştiyakla tavsiye ediyorum. Ben de o zaman konu açılmışken Ayşe Buğra'nın, ama bu iktisatçılığa yönelik bir kitabıdır. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı, muhtemelen senin söylediğin o metodoloji dersinde o kitabı okumuşsunuzdur.
Türkçe'de yazılmış bence en iyi iktisat kitaplarından biridir. Çok teşekkür ederim hocam. Diyecektim unutmuştum. Süper. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı Türkçe'de yazılmış. Hocam iyi. Adı İktisatçılar ve İnsanlardır diye bu Remzi Kitabevi'nden çıkmış zamanındaki bu kitabı daha sonra başka yerlerden de basıldı bildiğim kadarıyla. Öyle kolay bir kitap sanmasınlar. Çok teknik, çok ağır kitap. Onun için dedim yani. İktisatçı olmayanların hatta iktisat öğrencilerinin, lisans öğrencilerinin de kolay kolay okuyamayacağı bir kitap. Gördün son sınıf öğrencileri başlayabilir. Evet. Master düzeyinde okutulmak zorunda olan bir kitaptır en erken. Mükemmel bir kitaptır. Ve o kitabın girişinde Ayşe Hocam'ın teşekkür ettiklerinden ben de varım. Çünkü o ekonomi metodoloji dersini almak hocam her baba yiğidin harcı değildi gerçekten. Ağır bir ders. 5 arkadaşımla biz o dersi seçmiştik. Hocamız o kitabı yayınladığında bu öğrencilerin soruları beni bu kitabı yazarken kalitemi artırmıştır diye teşekkür etmişti. O 5 öğrencinin 5'i de ben Almanya'dayım. Geri kalanlarının bir tanesi İspanya'dadır. Geri diğer 3'ü de Amerika'da hocadır şu an. Hepsi de profesördür. Cumhuriyet'in kurucu kadrosuna 2 sarhoş diyenler, evet. Bu kadına da yani bu çok önemli akademisyen de Ayşe Buray'a da ne dediler? Terörist dinlemesi mi dediler işte orada provokatör mü dedi ne dedi? Değerli. Evet, hocam izninizle ben son bir şeyle bitireyim. Çok 1-2 dakikayı alsın en fazla. Biliyorsunuz kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen insanlara tabii ki kamuda iş vermiyorlar. Özel sektörde de vermiyorlar. Ekonomik kriz almış başını gidiyor. İnsanlar ölümle pençeleşir hale gelmişler. Bu halkın geneli için geçerli olan bu durum... işsiz kalmış, çevresi tarafından dışlanmış, hakkında sübut bulmuş, suçu da olmayan KHK'lılar için trajikomik bir hale gelmiş durumda. Ve bu insanlar özel sektöre gittiklerinde güvenlik soruşturması için işte hakkında adli soruşturma yoktur, o yoktur, bu yoktur, her şeyi alıyor. Sırf bunlar özel sektörde de iş bulamasın diye maalesef şu Anayasa Mahkemesi'nin de olur vermesiyle bunların hakkında ekstra bir kıstas kondu hocam. Herhangi bir terör yapılanmasıyla iltisakı var mıdır yok mudur diye anayasamızda olmayan, hukuki karşılığı olmayan bir kıstas konmuş adama gidip diyorlar ki git bakalım. Sen kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilmişsin. Göster bize iltisakının olmadığını. Ve Anayasa Mahkemesi buna geçit verdi. Ve şu an bu yani aç... Yani sen suçsuz olduğunu ispat et bize diyor öyle mi? Yani suçsuz olduğunu ispat edemezsin hocam. Suçunu ispat edemekleri için. Hukukun temel ilkesine aykırı ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Hayır hocam, o da mümkün değil. O vahim de o da mümkün değil. Diyor ki senin suçlu olduğunu söylemiyoruz. İltisaklı olduğunu söylüyoruz. Nokta. Bitti. Konu kapandı. Bu kadar diyor. Peki benim suçum nedir? İspat edemeyiz diyor. Sana suçlusun demiyoruz. Sana iltisaklısın diyoruz. Yaptıkların suçtur demesek bile sana iş yok deniliyor. Ve bunu Anayasa Mahkemesi kabul etmiş durumda hocam. Belki bu durumu mesela bu insanlara komşunuz üst katınızda aç kalmış. Çocuğu aç kalmış. Temel gıdaları alamıyor. Çıkıp da onlara yardım ederseniz bakın hapiste değiller. Yargılanmıyorlar. Kovuşturmaları yok. İş verilmiyor. Bu insanlara üst kata çıkıp ekmek verirseniz şimdi yeniden yapılanıyor terör örgütü diye sizi tutup hapse atıyorlar. Gün geçmiyor ki şehir şehir. Yapıyorlar yani, tabii, tabii. İnanılmaz hocam. Gün geçmiyor ki 100 kişi 200 kişi topluca gözaltına alınmasınlar. Ne yapmışlar? Komşusu aç ona ekmek getirmiş çünkü kocası hapiste. Böyle bir soykırım yani artık sivil soykırım aşaması dolu dizgin devam ediyor. Bu da yok muhalefetin gündeminde. Yesinler söylemişlerdi ağaç kabuğu yesinler diye. Evet yani. Evet hocam. Hocam buna geldik galiba programın. Çok teşekkürler. Yeni bir yayında daha buluşmak üzere. Hoşçakalın. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.